Gün biterken işitme engeller için hazırladığımız haberlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Türkiye'nin paralel yapı ve ramp çetelerinin kabusu haline geldiğini söyledi. İstanbul'da Ziraat Katılım Bankası'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı, gafleti tenbihle çözebilirsiniz ancak ihanetin ilacı yoktur dedi. Erdoğan, milletin eski Türkiye artıklarının yalanlarına itibar etmediğini vurguladı. Cumhuriyet Gazetesi'nin MİT tırlarının Adana'da aranmasıyla ilgili yayınladığı fotoğraflar üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan fotoğraflar üzerine harekete geçti ve terör propagandası yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. KPSS'de usulsüzlük soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 3. dalga operasyonlarında gözaltına alınan zanlılardan 33'ü Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan ikisi emniyette serbest bırakıldı. 33 zanlı ise sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti Van mitinginde konuştu. Davutoğlu, Siirt mitingi sonrasında AK Partili gençlere HDP'liler tarafından saldırı olduğunu söyledi. HDP binalarına yapılan saldırıyı kınadıklarını belirten Davutoğlu, ne Demirtaş'tan ne HDP'den ne özgürlükçü geçinen aydınlardan AK Partililere yapılan saldırılara tek bir kınama gelmedi, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kütahyalılarla bir araya geldi. Kütahya Meydanı'ndan yoksulluğu bitirme sözü veren Kılıçdaroğlu, İşsizliğin ne olduğunu bilirim. 4 yıl içinde her eve huzur getireceğim, dedi. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, HDP barajı geçemezse ortalık karışır iddialarına sert çıktı ve hiçbir şey yapamazlar. Türk milleti onlara papuç bırakmaz, dedi. Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde halka seslenen Akdoğan'ın gündeminde AK Parti'ye yapılan saldırılar da vardı. Yalçın Akdoğan, Mayıs'ın ilk 3 haftasında AK Parti'ye 96 saldırı oldu, niye kınama yapmadınız diye sordu. Anayasa Mahkemesi resmi nikahtan önce dini nikah kıyılmasına vize verdi. Mahkeme, resmi nikah olmadan dini nikah kıyan çiftlere verilen 2 aydan 6 aya kadar hapis cezasını oy çokluğuyla iptal etti. Karar 4'e karşı 12 oyla verildi. Anayasa Mahkemesi'nin imam nikahı kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ın da gündemindeydi. Kararın resmi nikah gerekliliğini ortadan kaldırmayacağını vurgulayan Ayşenur İslam, bu kararın 18 yaş altı çocukların evlendirilmesinde kullanılmasını önlemek için hemen çalışma yapmamız gerek, dedi. Petkim'de işçilerin bir bölümü iş bırakma eylemine başladı. Yaklaşık 1800 işçinin çalıştığı Petkim'de bin kadar sendika üyesi işçi kendilerini fabrikaya kapattı. Petkim'de fabrika kısmen çalışmaya devam etse de satışlar durmuş durumda. İşçiler ücret zammı konusunda işverenle uzlaşma sağlanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ermenek'te 28 Ekim 2014'te yaşanan maden kazasından etkilenen hak sahiplerine ödeme yapılacağını bildirdi. Çelik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Has Şekerler Madencilik Limited şirketinde çalışan 155 işçiyle vefat eden 18 işçinin hak sahibi olan 56 kişiye yaklaşık olarak 411 bin lira ödeme Mayıs ayı sonunda yapılacaktır. Bu kapsamda toplamda 6 ay süreyle ödeme yapılacaktır denildi.
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, lise mezunlarına takviye kurs müjdesi verdi. Halk eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırıldığını belirten Nabi Avcı, mezun öğrencilerimiz de takviye kurslarını buralarda alabilirler dedi. Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde üniversite adaylarına yönelik deneme sınavlarının yapılacağını belirtti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hastanede tedavisi süren ikiz kızlarından Azra Esma'nın iyileşmeye başladığını açıkladı. Şimşek, 16 aylık kızı Azra Esma'nın iyileşmeye başladığını sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyurdu. Maliye Bakanı paylaşımında, Azra iyileşmeye başladı. İlk kez dün kan nakline ihtiyaç olmadı. İlgilenen, arayan, hastaneye gelen, dua eden herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Kıbrıs'ta yürütülen müzakerelerde sağlanan ilerlemeler ses getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2 Haziran'da New York'a gidecek ve 4 Haziran'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la görüşecek. Görüşmede Mustafa Akıncı, müzakere süreci hakkında genel sekreteri bilgilendirecek. Myanmar'da zulme uğrayan ve insan tacirlerinin tuzağına düşen Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin tepkiler büyürken, uluslararası kuruluşlar ardı ardına toplantılar düzenliyor. Tayland'ın başkenti Bangkok'taki toplantıda uzun ve kapsamlı çözüm vurgusu yapıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ilk kez yaşananları değerlendirmek için toplandı. Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon hava harekatını sürdürüyor. Aden valisi hava saldırısında 40 Husi militanın öldüğünü bildirdi. İki ateş arasında kalan siviller Aden'den kaçmaya çalışıyor. Geride bıraktıkları kenttense dumanlar yükseliyor. Çatışmalar Yemen-Suudi Arabistan sınırında devam ediyor. Husi kaynaklar Suudi uçaklarının Saada vilayetinde bir okulu, Mağrib vilayetinde bir camiyi vurduklarını öne sürdü. Çin'in kuzeyinde trafik polisi ilkokul öğrencilerini taşıyan iki minibüsü durdurdu. Karşı karşıya kalınan manzara şaşırtıcıydı. Minibüsler tıka basa öğrenci doluydu. 9 yolcu taşıma kapasiteli bir minibüsten öğretmenler dahil 37 kişi çıktı. 2 minibüste toplam 60 öğrencinin olması can güvenliğinin sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Mersin'de bir çocuk yüzmek için girdiği barajda boğularak öldü. 14 yaşındaki Muhammed Yüksek, arkadaşlarıyla gittiği Berdan Baraj Gölü'nde suya girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren çocuk, arkadaşlarının çabalarına rağmen kurtarılamadı. Suriye uyruklu kaçakların Avrupa hayali Antalya'da son buldu. Alanya ilçesinde karaya oturan teknede bulunan 154 kaçak kurtarıldı. Kaçakların insan tacirlerine kişi başı 3 ila 6 bin dolar ödediği öğrenildi. Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen heyelan sebebiyle Oltu-Artvin karayolu ulaşıma kapandı. Bölgede heyelan riskinin devam etmesi üzerine Oltu-Artvin karayolu 2 gün boyunca ulaşıma kapalı kalacak. Karabüğün Yenice ilçesinde kayalık alandan demir yoluna düşerek yaralanan bir ayı yavrusu bulundu. Acı içinde yatan ayı yavrusu gerekli tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru ayı tedavisinin ardından doğaya bırakılacak. İşitme engelliler için hazırladığımız haberleri sunduk sevgili seyirciler. Birazdan ekonominin gündemine bakacağız. Ekonomi haberleri.